Oldukça zor bir haftayı ve karmaşık bir haftayı geride bıraktık derken bugün arka arkaya haber bombardımanı geldi arkadaşlar. Üstelik piyasaları çok yakından ilgilendiren bir haber bombardımanı. Evet dolar zıplamadı, borsada çok sert hareketler olmadı ama önümüzdeki günlerde emin olun bu sert dalgalanmaları özellikle Türkiye piyasasında çok net bir şekilde göreceğiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan birisi Biden-Erdoğan ilişkisiyle ilgili yapılan Bloomberg International'da çıkartılan bir analiz haber. Bunun detaylarını biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Öbür taraftan Avrupa Parlamentosu tavsiye kararını verdi Avrupa liderlerine ve dedi ki Türkiye'ye yaptırım uygulayın kardeşim. Bunun da yine detaylarını konuşacağız ve piyasalara etkisi ne olur onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda Merkez Bankası bugün yine açıklama yaptı. Fiyat istikrarına önem veriyoruz. Finansal istikrara önem veriyoruz. Bu konuyla ilgili adımları atmaya devam edeceğiz. Nerede yaptı bu açıklamayı? ikinci finansal istikrar raporunu açıklarken yaptı. Bunu da yine detaylarını konuşacağız. Tabi korona ile ilgili de ne yazık ki olumsuz gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Vaka sayısı 61 milyon kişiyi geçmiş durumda. Ölümlerde dünya çapında 1,5 milyon kişiye yaklaşmış durumda. Bununla ilgili acaba ülkeler neler yapacak? Aynı zamanda yıkılan ekonomilerle ilgili nasıl çözümler üretecekler? Bu da apayrı bir tartışma konusu. Tahminim Biden'ın geldiğinde ilk yapacağı meselelerden birisi de bu teşvik konusu olacak. Çünkü işsizlik maaşı başvuruları da tüm hızıyla artıyor Amerika'da. Yani sıkıntılar orada da büyüyor. Eminim ki yakın zaman içerisinde yeni teşvik paketleri göreceğiz. Üstelik yüklü teşvik paketleri göreceğiz. Bunun da piyasalar üzerinde altının onsu üzerinde çok net etkileri olacak. 2020'nin başındaki sıkıntıları 2020'nin sonunda katlanarak yaşamaya başlayabiliriz. Buna hazırlıklı olun diyorum. Tüm bu başlıkları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bunların piyasalara yansımalarını da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Biden'la başlayalım. Biden ve Erdoğan'la ilgili Bloomberg International'da bakın Türkiye'deki Bloomberg'te değil. Bloomberg'ün uluslararası kanalında şöyle bir analiz haber yapılıyor. Başlıklarını hemen sizlerle paylaşayım ve bu ne anlama geliyor? Bundan sonra işte Türkiye nasıl sıkıntılara girebilir? Onu da az çok algılamış olalım hep birlikte. Biden Trump'ın yaptığını yapmayacak. Erdoğan Beyaz Saray'da bir arkadaşı varken aynen bu tabirleri kullanıyor. Çok rahat davranıyordu. İstediği gibi at koşturuyordu. Ama Biden'ın gelmesiyle birlikte o dönem sona erdi. Biden'ın yapacağı ilk konulardan birisi S-400 konusu olacak diyor haber. Ve S-400'e bağlı olarak da yaptırımlar meselesi gündeme gelecek. 12 maddelik Katsa'nın 5'i uygulanacak. Bu 5 maddeden belki bir ikisi sembolik olabilir. Daha hafif yaptırımlar olabilir ama en az üç tanesi çok ağır olacak. Özellikle finans konusunda olacak. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin ciddi anlamda sıkıntıya girmesini beraberinde getirebilir. Aynı zamanda Suriye ve Doğu Akdeniz konusunda da yine Türkiye'ye baskı yapılacak. Biliyorsunuz yeni atanan Dışişleri Bakanı Blinken de özellikle Suriye konusunda çok agresif ve Amerikan askerlerinin orada etkin olması Diyor. Yakın zaman içerisinde Trump tarafından Amerikan askerleri Suriye'den çekilmişti ve Amerikan askerlerinin çekildiği bölgeye de Türk askerleri girmişti. Şimdi yeni politika ile birlikte Amerikan askerleri tekrar bölgeye gönderilirse bu ayrı bir kriz sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine haberde şu söyleniyor. Erdoğan bir şekilde ikna edilebilir ama ortağı Bahçeli'nin ikna edilebileceği kanaatinde değiliz ve bu sıkıntıları daha da büyütecektir deniliyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, buradan anladığımız kadarıyla Biden'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk icraatlardan birisi Türkiye ile ilgili S400 meselesinin üzerine gitmek olacak. S-400 meselesinin üzerine giderken de muhtemelen Katsa yaptırımları çok ciddi bir şekilde uygulamaya sokulacak. Eğer ki bizimkiler vazgeçmezlerse vazgeçme ihtimalleri var mı? O zaman da Rusya'yı karşınıza alacaksınız. İran'ı karşınıza alacaksınız. Çin'i karşınıza alacaksınız. Böyle bir durumda da bu kez doğudan gelecek darbelere hazır olmak durumundasınız. Bir tarafın gönlünü hoş etmeye çalışırken öbür tarafta ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şunu da söyleyelim. Rusya ben bu malı sattım. Bunu Onunla ilgili eğitimleri veriyorum sana. Sen bu hava savunma sistemini kullanacaksın diye baskı yapıyor. Anlayacağınız iki ucu pisli bir değnekten bahsediyoruz. Her koşulda ciddi anlamda finansal bir sıkıntı bizi bekliyor. Bir yandan dolar sıkışıklığı, öbür taraftan cari açık meselesi 46 milyar dolara dayanmış bankaların 82.5 milyar dolarlık yakın vadeli olan borçları, Türkiye'nin kısa vadeli olan 182.5 milyar dolarlık borcu piyasanın sürekli olarak sıkışması, döviz üzerindeki stres ortamının artması. Bütün bunlar yakın zamanda yaşanabilecek bir kur şokunu işaret ediyor arkadaşlar. Bunun özellikle altın çizmek istiyorum bu konuyla ilgili. Ve bütün bunlar uluslararası basında konuşulurken Türkiye'de Merkez Bankası toplanıyor. ikinci finansal istikrar raporunu açıklıyor ve o raporda bakın neler söylüyor. Kredi büyümesindeki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. Yani piyasayı daraltmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada piyasalar, canlı canlandırılmaya çalışılırken Türkiye'de nedense piyasa durdurulmaya çalışılıyor arkadaşlar. Bunun tek bir sebebi var. Piyasanın canlı olması falan değil. Aksine kurun yükseliyor olması kuru baskılamak için piyasayı bahane ediyorlar. Kredi büyümesi ne yazık ki reel sektöre akmıyor. Reel sektöre gidecek olan kredi yine dövize gitmeye devam ediyor. O nedenle de bizim bunun önüne bir barikat çekmemiz, bir set çekmemiz gerekiyor ifade ediyor Merkez Bankası. Bunu bu kadar açık söylemiyor ama söylenme istenen bu. Para politikası raporunda baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani enflasyon oluşturan kur ciddi bir talep görüyor bu nedenle yükseliyor. Bunun önünü kesmek zorundayız dediler alenen ve şimdi bunu yapmak için reel sektörü yok etmeyi bile göze almış durumdalar. Eski yöntemleri kullanarak bu işi içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tutar mı, tutmaz arkadaşlar. Devam edelim. Parasal sıkılaşmaya BDDK adımlarının eşlik etmesi olumlu. Yani aktif rasyosu uygulamasının kaldırılması iyi bir şey diyorlar. Göreceğiz. Yarın öbür gün bankalar ben reel sektöre kredi vermiyorum, yapılandırmıyorum. Hatta daha sonra ödemesi gereken kredileri geri çağırıyorum derse ve bunun sonrasında çok ciddi batıklarla karşı karşıya kalınırsa, işsizlik de o zaman göreceğim ben bu açıklamaların nasıl olacağını. O gün bu açıklamalara bir kez daha dönüp bakacağız kimse o zaman işsizliğin ve reel sektördeki batıkların üstünü kapatamayacak çünkü. Reel sektör batıkları bankacılık batıkları olacak ve büyük bir finansal krizi işaret edecek. Bizi o önlemeye çalıştıkları kur şokuna emin adımlarla götürecek. Bugün olmayacak, 3 ay sonra olacak. Bugün olmayacak, 6 ay sonra olacak ama yakın vadede ne yazık ki bu yanlış ekonomi politikaları ve yanlış kur politikaları nedeniyle Türkiye ekonomisi yine kur şokuyla birebir karşılaşmak zorunda kalacak. Faiz artışının bankacılık sektörünün karlı üzerinde düşüş etkisi olabilir diyor. Oysa bankacılık hisseleri şu anda endeksi yukarıya taşımaya devam ediyor. Onlar mutlu. Mutlu olduklarını iddia ediyorlar ama yarın öbür gün dönüp dolaşıp bankacılık sistemini etkileyeceğinde bilmiyorum görüyorlar mı? Ya da görüyorlar da söylemiyorlar mı? Onu da bilmiyoruz. Herkes şu anda işine geldiği gibi davranıyor. Herkes üç maymunu oynuyor arkadaşlar. Olanları görmezden geliyor. Farkında değiliz havası yaratıyor. Yine Merkez Bankası diyor ki kırılganlıkların azaltılması için paydaşlara koordineli politikalar uygulanacak. Yani BDDK ile yaptıklarımızı diğer benzer kurumlarla da uygulamaya devam edeceğiz kredi ve parasal büyüklükteki artışla mevduat dolarizasyonu eğilimi arttı. Peki siz faizleri arttırdınız. Şu anda kredi vermenin önünü kestiniz. Aktif rasyosu uygulamasını kaldırdınız. Kredi vermenin önünü kestiniz. Dolar almaktan döviz almaktan insanlar vaz mı geçti? Hayır. Son iki haftaya bakıyoruz. Neredeyse 6 milyar dolar daha alınmış yurt içi yerleşikler tarafından. Demek ki hız kesmeden dövize olan talep devam edecek. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıkları var bir. İkincisi yurt dışından her an gelebilecek iki önemli yaptırım haberi var. Bunlardan birisi S-400 meselesinden dolayı katsa yaptırımları Amerika'dan çıkacak. İkincisi de biraz önce videonun başında söyledim. Hadi zamanı gelmişken de açıklayalım. Avrupa parlamentosunun Avrupa liderler zirvesine bugün onaylayarak gönderdiği tavsiye kararı. Yani Türkiye'ye yaptırım uygulayın kararı. Şimdi bir anda Avrupa'nın yaptırımları öbür tarafta Amerika'nın yaptırımları ve Türkiye'de ekonomi V çıkacak. Türkiye'de bol bol dolar olacak. Türkiye'de hiçbir sıkıntı kalmayacak. Fiyat istikrarı oluşturacağız diyeceksiniz. Mümkün mü arkadaşlar? Değil. Bakın Türkiye'de yarın öbür gün büyük bir euro ihtiyacı doğacak. Çok büyük dolar ihtiyacı doğacak, sterlin ihtiyacı doğacak. Yani yabancı para ihtiyacı doğacak. Bunu kısa vadeli oyunlarla, ayak oyunlarıyla şimdilik ortadan kaldırabilirsiniz. İşte zorunlu karşılıkları arttırırsınız. Merkez Bankası rezervlerine bir 5 milyar dolar daha katarsınız. Bu 5 milyar milyar dolarlar bu 3 milyar dolarlar sizi maksimum bir ay idare eder sonrasında dönersiniz başa hem piyasanın ihtiyaçlarını karşılayamadığınız için hem de Merkez Bankası rezervlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığınız için yeniden Kurun yükselişine böyle bakarsınız. O kurda emin adımlarla geldiği yere geri döner hatta üzerine çıkar çok daha üzerine çıkar. Ve ne yazık ki günü kurtarma için sadece Merkez Bankası BDDK gibi kurumlar yapmıyor. Aynı zamanda siyasette yapmaya devam ediyor. Türkiye'de herkes fakirlikten kırılırken çok ciddi anlamda reel sektör can çekişirken hala Kanal İstanbul tartışmaları yapılıyor arkadaşlar. Kanal İstanbul'a milyarlarca dolar nereden bulunacak o da ayrı bir tartışma konusu. Yine aynı muhabbet. Biz yapmayacağız canım. Yap işlet devlet olacak. Yap işlet devlet diye bir şey yok arkadaşlar. O Kanal İstanbul yapıldı parası bizim cebimizden çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Üstelik çok daha fazlası bizim cebimizden çıkacak. O muhabbetler olurken birileri de zengin olacak bu işten. Nitekim Katar'ların Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahta arazi topladığında çok net bir şekilde biliyoruz. Borsanın da %10'unu Katarlılara sattık. Su kullanım haklarının önemli bir bölümünü de yine Katarlılara sattık. Bakın bunlar çok tehlikeli icraatlar, çok tehlikeli oyunlar. Yarın öbür gün bizi hiç ummadığımız noktalara taşır. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Peki Merkez Bankası'nın faiz arttırımı, BDDK'nın aktif rasyosunu kaldırıyor olması, Elvan'ın TÜSİAD'la görüşüyor olması, biz reform yapacağız demeleri acaba piyasaları rahatlatıyor mu? Piyasaların gönlüne su serpiyor mu? İnsanları dolar almaktan vazgeçiriyor mu? Ve aynı zamanda ekonominin düzelmesini sağlıyor mu arkadaşlar? Düzelen tek bir şey var borsa. 135 bine doğru gidiyor. Eğer böyle devam ederse 150, 200, 300, 500 görürüz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. 3-5 tane endeks hissesi dışında özellikle bankacılık hisseleri dışında hiçbir hisse kıpırdamıyor bile. Borsa %20 giderken, %25 giderken arkadaşlar genel itibarıyla hisse senetleri olduğu yerde çakılıp duruyorlar ve büyük bir balon oluşuyor orada. Çok net söylüyorum ve yarın öbür gün o balon patladığında bu işin altında ne yazık ki her zaman olduğu gibi küçük yatırımcılar kalacak. Bu uyarıyı ben yapayım. Ben üzerime düşen vazifeyi yerine getireyim. Siz tabii ki gönlünüz ne istiyorsa onu yapmaya devam edin arkadaşlar. Dolar bakın bugün Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası 7.77'lere gevşedi. Bakın doların dibindeyiz. Doların olup olacağı nokta bu. Bundan sonra bir bir faiz arttırımı daha gelse yani bir 500 bakın 400 değil 500 bas puan daha faiz arttırımı yapılsa yine yabancı Türkiye'ye gelmeyecek. Hele ki Amerika'nın yaptırımları ve Avrupa'nın yaptırımları gündemdeyken ve ne yazık ki Türkiye'nin makroekonomik verileri bu kadar sıkıntılıyken ve kırılganken yabancılar gelmeyecek. Yine aynı nedenlerle yerlerde dolara altına yüklenmeye devam edecekler. Doların bu seviyelerinin daha altını görebileceğimizi düşünenler büyük bir yanılgı içindeler. Özellikle şunu söyleyeyim. 500 bas puanlık bir faiz artırımı daha olsa 7.50'ye düşer. Çok hızlı bir şekilde. Belki ayrı gün, belki ertesi gün tekrar 8 seviyesine yükselir. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ama bu faiz arttırımları süreci de önemini kaybetmeye başladığı an itibariyle ne kadar faiz arttırırsanız arttırın, doların o düşüşleri de olmaz. Aksine çok daha agresif bir şekilde yukarıya çıkmaya devam eder. Onun için arkadaşlar 8.40-8.50 seviyesine şimdilik hazır olun dolarda. Şimdilik diyorum eğer ki bu 7.80 seviyelerinde, 7.90 seviyelerinde bir bir süre daha tutulursa dolar emin olun hiç 8.50 8.40 falan görmeden çok hızlı bir şekilde orayı bir direnç noktası olarak falan bellemeden hemen 8.80 seviyesine kadar yükselecek. Sonrasında da 9 liranın üzerine atacak kendisini. Çünkü sistem tamamen bozulmuş durumda. Aynı zamanda yaptırım meselesi kurun gidişatını önlemek, durdurmak mümkün olmayacak. Yüksek faiz de bundan sonra çok fazla işe yaramayacak. Çünkü Türkiye'deki faiz ortamını çok gereksiz bir şekilde önden yüklemeli olarak yükselttiler. Aynı hatayı faizi düşürürken de yapmışlardı. Enflasyon düşecek, enflasyon düşecek diye inatla faiz indirimi yapmışlardı. O zaman demiştik yapmayın etmeyin. Bu seviyelerde biraz daha bekleyin. Önünüzü görün enflasyon gerçekten düşecek mi mi? Bunu fark edin. Ondan sonra indirin. Tamam, döviz kademe kademe yükseliyor ama yükselişini çok daha hızlı hale getirirsiniz demiştik. Nitekim 5 lira olan dolar 8 lirayı geçti. Euro'ya bakıyorum. 9.3396 seviyesinde ve euroda da yükseliş eğilimi devam edecek. Özellikle doların 8.80'e çok hızlı gitmesi durumunda euronun da 11 lirayı zorlamaya başladığını göreceğiz. Keza sterlinin 12 lirayı zorlayıp belki üzerine çıktığını göreceğiz. Bu süreç devam edecek. Bunun önüne bir engel koyma ihtimalleri yok bu koşullar içerisinde. Cari açık, işsizlik enflasyonist ortam, Türkiye'nin borç bulamama sorunu, kısa vadeli borçların hem bankacılık sektöründe hem de tüm diğer reel sektörde boğaza kadar gelmiş olması, Merkez Bankası rezervlerinin tamamen boşalmış hatta negatife düşmüş olması ve yurt dışıyla hiçbir şekilde swap anlaşmaları yapılamaması. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar ve yine bunun yanında Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı katsa yaptırımları. Bunları üst üste koyduğunuz zaman arkadaşlar zaten paranın kaynağı orası Avrupa ve Amerika ticaretin de kaynağı orası Avrupa ve Amerika siz orayla ilişkilerinizi bitirdiğiniz an itibariyle artık bu işin içinden çıkmanız mümkün olmaz. Gelelim altına arkadaşlar. Altının unsuru bugün 1800 doların altına sarkıttılar. Ben aynı noktada durmaya devam ediyorum arkadaşlar. 1750 de olsa 1700 de olsa, 1650 de olsa hiç fark etmez. Bu düşüş suni. Koronanın bu kadar hızlı yayıldığı ve dünya ekonomilerinin neredeyse rezil, rüsva olduğu ve aynı zamanda hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın teşvik açıklamasının artık çok net olduğu bir ortamda altın düşüyorsa bunun tek bir açıklaması vardır arkadaşlar. Bu seviyelerden mümkün olduğunca düşük seviyelerden altını toplamaya devam edecekler. Ve ediyorlar da. Bu seviyelerde altının toplandığını göreceğiz. Umutların kaybedildiğini göreceğiz. Stopların patladığını göreceğiz. Pek çok küçük yatırımcının yok edildiğini göreceğiz ve sonrasında balinalar tekrar devreye girecek ve altını kontrolsüzce yükseltecek. Hepimiz şaşkınlıkla bakacağız. Ama o kadar korkutuyorlar ki şu anda küçük yatırımcıyı kimse elini uzatıp altını almaya bile tenezzül edemeyecek. Yeniden düşebilir diyecek ya da belli seviyelerden satış verecek. Ne olur ne olmaz düşerse ne yaparım diye. Bunu yapmayanlar sabreden ve bekleyenler altının onsunun 2300 dolara emin adımlar ilerlediğini görecek Önümüzdeki yıl 2300, 2500 ve 3000 dolar seviyeleri kim ne derse desin test edilecek arkadaşlar. Bakın bu seviyelerin test edildiğini göreceğiz. Türkiye'de ise devalüasyon ise etki ve altının onsundaki agresif yükselişler nedeniyle gram altının da 1000 lirayı zorladığını göreceğiz. Yakın vadede önce 535 sonra 561 sonra 588 seviyelerini göreceğiz. Doların 8.80'i gördüğü ve onsun 2080 dolar seviyelerini gördüğü anda Türkiye'de altının da 588 lira olduğunu göreceğiz. Bu yükseliş orada kalmayacak. Yükseliş devam edecek. Sabırlı olanlar kazanırken panikleyenler kaybetmeye devam edecek. Onu da özellikle altını çiziyorum. Onun için lütfen sabırlı olun ve sakin olun arkadaşlar. Panik yapmazsanız sorun yok. Panik yaparsanız zararınızı realize edeceksiniz ve kaybedeceksiniz. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Gümüş altına paralel hareket edecek, gümüş altına göre bir miktar daha sert düşüşler yaşayabilir, bir miktar daha sert yukarı çıkışlar yaşayabilir. O altının yukarıya doğru gidip rekorlar kırdığı dönemde gümüşün çok daha hızlı yükseldiğini göreceğiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet sevgili dostlarım bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.